fazla bir kalkışma yok. Yok yok yok. Emniyet müdürlüğünün sayesinde bu kursa başladım. Daha önce ne iş yapıyordun? Daha önce yaptığım bir iş yoktu. Ve bu iş sayesinde, bu eğitim sayesinde şu anda elimde bir işim var. Nasıl? Hayatın değişti mi? Hayatım biraz daha güzel hale geldi. Artık şu anda daha fazla kendime güvenim 60 sayılabilir. Anlatayım. Bu iş sayesinde artık şu anda bir düzenim oldu. Artık istediğim şeyleri rahatlıkla yapabiliyorum. Artık yepyeni hayaller, yepyeni hedefler koydum önüme bu iş sayesinde. Onlar geliştirmek için elimden geleni yapıyorum. Bu iş de benim için bu hayaller geliştirmekten başarılı bir yol oldu. Burada montaj bölümünde çalışıyorum. Boruları kaynatıyoruz. Boruların montajını yapıyoruz. Devasa kazanlar üretiyoruz. Bu kadar ya. Mahalle polislerinin muhtarlarla görüşmesiyle muhtarların da bize ulaşmasıyla bu işe başladık. 3 aylık bir kurs gördük. O kursla beraber burada işe başladık. Daha önce bir iş yapmıyordum. İşsizdim. Boş boş dolanıyordum. Polis abilerimiz sağ olsun, emniyet sağ olsun. Bize böyle bir imkan sundular. Hayatında değişiklik oldu mu? Tabii oldu. Düzenli bir hayatım oldu. Düzenli bir gelirim olmaya başladı. Bu kadar. Malatya Emniyet Teşkilatı'nın iş grubu bünyesinde vasıflanmış olduğu personelleri burada kaynak ve montaj eğitimi verdik. Şirketimiz bünyesinde ve 3 aylık eğitim sürecinden sonra personelleri istihdam ettik. Ve onlara bir meslek öğretmiş olduk. Yani bu Malatya Emniyet Müdürlüğü bu süreçte arkadaşların, vasıfsız olan arkadaşları bir çalışma içerisinde getirdiler. Burada vasıflandırdık, 3 aylık bir eğitim yaptık ve arkadaşları topluma kazandırdık. Temel görevlerinden bir tanesi de suçlar oluşmadan önce önlemektir. Bu çerçevede de toplum destekli polisliğimiz, ÇOGO projelerimiz kapsamında geleceğin senin elinde adı altında bir proje başlattık. Bu projeye dezavantajlı genç gruplarımızdan muhtarlarımız ve mahallenin ileri gelenleri vasıtasıyla 12 insanımıza, gencimize ulaştık. O 12 gencimizi
gerek Büyükşehir Belediyesi, gerek İşkur, gerekse MİMSAN ortaklığında Halk Eğitim Yeşilyurt'ta kurslar aldırdık. Bunlardan 7 tanesi yetki belgesi almaya hak kazandı ve bunlardan 2 tanesini farklı iş yerlerine, 5 tanesini de MİMSAN'da işbaşı yaptırdık. Dolayısıyla adliyede, karakolda değil, fabrikada görmek istiyoruz. Biz gençlerimizi işlerinin başında görmek istiyoruz. Bu vesileyle bunları bugün iş sahibi yapmanın mutluluğunu toplum destekli polisliğimiz ve birlikte organize ettiğimiz gruplarla görmüş olduk. Sosyal projelerimiz sürekli toplumun her kesimine yönelik devam etmekte ve biz de suçları oluşmadan önce önlemenin, bilinçlendirmenin ne kadar önemli olduğunu, insanları ekonomik ve iş güç sahibi yapmanın ne kadar önemli olduğunu bir kez daha görmenin mutluluğunu yaşıyoruz.